Anketimize geçelim o zaman. Bizim yaptığımız anket Bein Sports TR hesabı üzerinden Twitter'dan. Sorumuz erkekler tenisinde yılın olayı nedir sorusuydu. Yavaş yavaş yılın son bölümüne gelirken Roger Federer'in tenise vedasını ankete koyduğumuzda bunun kazanacağını ama yüzdesinin ne kadar olacağını merak ederek koymuştuk. Novak Djokovic'in aşı krizi tabii hani sınır dışı edilmesi vesaire birkaç olay var burada. Beklediğimden biraz daha fazla oy aldığını söyleyebilirim. Nadal'ın Avustralya açık zaferi %10 civarında ve bak Alcaraz'ın zirveye çıkışı işte anket söz konusu olunca isimlerden yola çıkılıyor biraz. Federer, Djokovic, Nadal'ın olduğu bir ankette Alcaraz'ın %5'te kalması nispeten doğal. Federer'in burada tenisi bırakması %70 civarına gelmesi çok çok doğal bizce de. Ve Nadal'ın da Avustralya açık zaferinin neredeyse üzerinden bir yıl geçmesi de bence bu yüzdeyi biraz düşürüyor. Düşünmüş. Yani o haftalara falan denk gelse çok daha fazla alırdı. Bir de artık hani onun Nadal olarak her şeyi yapabileceğine olan yani inanç evet, Nadal, ve... Avustralya açığı kazanmış evet, deyip şey yapabilirsin. O yaklaşım da bence de var. Ama senin dediğin gibi aslında Alcaraz'ın zirveye çıkışı çok büyük bir hikaye ama sonuçta Federer tenisi bıraktı. Djokovic ve Nadal varken orada hakikaten özellikle Federer'in zaten tenisi bırakması hani hiç şüphesiz kazanacaktı zaten bu anketi. Tenis not hesabından hepsi diye bir cevap gelmişti altına. Cevaplar da var. Uğur Doğan'dan Federer'in bırakması çok net. Ayrıca son 20 yılın en büyük tenis olayı diye daha da genellemiş. Sadece bu yılın değil. Ali Yasim çok iyi sezon geçirdi demiş Göktuğ Özel mesela. Yani var aslında. Farklı yani Federer'in tenisi bırakması dışında bir anket yapsak daha böyle bir şey geçebilirdi. Karışık olabilirdi. Çekişmeli geçebilirdi. Evet, evet ama tabii Federer üstün olmuş oldu. Çok net ya yılın dediği gibi belki de izleyenimizin son yılların en büyük olayı bu. Evet ve yani hani bunu bekliyorduk çok duygusal olacağını sen de hatırlıyorsan hazır tabii. Değiliz ama yani beklediğimizin üstünde bir duygusallık da olduğu için hala aklımızda hakikaten. Özellikle Nadal'ın bunun bu kadar büyük bir parçası olması... Zaten beraber, işleri çok daha duygusal yapmış ekranı oldu. Ekranı hep beraber geliyorlar zaten. Nadal da bu anketi ona sunsak ona oy verir bu. Tabii tabii kesin bu arada kendisine yok. Vermeyeceği kesin evet.